Kızım üzme kendini. Suna zaten son günlerde çok hırçındı. Sana patladı demek ki. Sen değil kim girse aynı şey olacaktı. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Ben onun iyiliği için konuşuyordum. Ben Suna'yı kardeşim gibi görüyorum. Üzülmesini ister miyim hiç? Biliyorum. Kimse zaten senin iyi niyetinden şüphe etmez. Böyle olacağını bilseydim hiç üstüne gider miydim? Ben kendisi için umutlansın istedim, pes etmesin istedim. Yürümek için savaşsın istedim. Sunay'la konuşurken zorlamaman gerektiğini düşünemedin mi? Ya sen doktor musun, psikolog mu? Lafının nereye varacağını bilmeden nasıl üstüne gidersin kızın? Emir. Haksızlık ediyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Reyhan haklı. Suna'nın iyileşmesindeki en büyük engel kendini acıması. Kendini acıdığı için tedaviyi reddediyor. Bunu bahane ediyor. Reyhan cesaret gösterip Suna'nın kendi gerçeğiyle yüzleşmesine yardımcı olmaya çalışmış. Bence de doğru olanı yapmış. Niyetin ne olursa olsun kimsenin kardeşimi bu şekilde üzmesini istemiyorum. Buna asla izin vermem. Emir, hadi biz çalışma odasına gidelim. Bak biraz sakinleş, sonra yine konuşursunuz. Emir lütfen hadi. Hadi.